Efendim Alt Bir Kanal hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilazoğlu. Sol tarafımda Orhun Kayak var. Merhabalar. Sağ tarafımda Tuncay Aslan var. Merhaba. Bugün sizlerle beraber önemli, oyun dünyasında önemli 5 tane gündem haberini tartışacağız. En kritik haberle başlayalım. Keza Orhun o haberi bize şimdi fırlatacak. Evet. Oyun yani bu GTA 5 en sevilmeyen oyun olmuş. Dayanamadım. Evet, GTA 5'i içeren bir haber bu. Şimdi şöyle bir şey var. GTA 5'in modlarıyla oynayan insanlar, sadece GTA 5 değil gerçi, GTA 4'ü de, Max Payne 3'ü de oynayan insanlar Open IV diyeceğim buna. Yani Open IV diye yazılıyor ya da Roma rakamlarıyla 4 diye bir mod yapıyor. Evet, şeyi var, aracı var. Mod aracı var. Bu mod aracılığıyla pek çok modu yükleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Böyle bir araç bu. Take Two yani Rockstar'ın da aslında sahibi olan şirket bu Open IV'nin geliştiricilerine bir şey yollamış. Ne derler ona? Hukuki bir bildirim yollamış. Derhal bu operasyonunuzu durdurun ve devam ettirmek üzere de herhangi bir şey de yapmayın. Durum böyle olunca, yani bu ne demek oluyor aslında özetle? Çok laf salatası oldu buraya kadar belki ama çok net bir biçimde Rockstar mod komünitesine, modlara bir savaş açmış gibi bir durum oluşuyor. Bunun karşılığında ne oluyor? Tabii ki oyuncular olarak bu durumdan hiç kimse hoşlanmıyor. Girdikleri gibi Steam'e olumsuz yorumlar vermeye başlıyor ve sonuç itibariyle son 30 günde 45 bin tane toplam yorum yapılmış ve bunların %88'i olumsuz olduğundan ötürü GTA'da en sevilmeyen oyun oldu Steam'de. Evet. İlginç gerçekten. Orman dedi ki GTA en sevilmeyen Steam oyunu olmuş. Dedim yani bunun başarım olması için müthiş bir şey olması lazım gerçekten. Bayağı bir olay çıkması lazım. Tunca sen de oy verenler arasında mıydın? Ben oy verenler arasında değildim. Ama bu şeyi hatırlattı. Yakın zamanda bir de Red Dead Redemption'ı yapmışlardı ya. Farklı bir haritada yapmışlardı. Sonra iptal olmuştu. Demek ki bu tür şeylere biraz daha müdahale etmeye başladılar şirket olarak. Bu açıkçası oyunu da etkilemez, oyuncu da etkilemez. Yani bir hafta sonra unutulur gider. Yani ben hani bunu çok şey olarak görmüyorum. Hani bayağı savaş... GTA bitti. Evet yani savaşa dönecek bir durum olarak görmüyorum. Sonuçta oyun nitelikli olduktan sonra geliyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Belki ters gelebilir ama bence Take Two çok da haksız değil. Yani. Ya şimdi şöyle çok basit düşünüyorum. Tamam. Nedenini açıklayayım ondan sonra saldırı olsun. Şimdi kendi açımdan düşünüyorum. Bir ürün yapıyorsunuz. Bir oyun yapıyorsunuz. Ve bu ürüne insanlar istedikleri şekilde istedikleri şeyi yaparak farklı hale getirmeye çalışıyorlar. Belki olduğundan daha farklı. Belki senin için daha istemediğin şeylerin çıkacağı. Atıyorum işte çıplaklık ekliyor. Başka bir şey ekliyor. Marvel karakteri ekliyor. DC karakteri ekliyor. Yani bir sürü şey ekliyor. Sana bunun teoride hiçbir zararı olmayabilir. Tam tersi olumlu bir şey de olabilir. Belki bilmiyorum. Belki ekonomik olarak sarsabilir. Çünkü mod kullanıldığı zaman online'dan düşeceksindir. Misal GTA dışında örnek veriyorum. Yani genel konuşuyorum. Bir yapımcı veya yayıncı olarak oyununun bu şekilde farklılaştığını görmek istememe ihtimali çok mu? Ben yapmazdım onu söyleyeyim. Benim umurumda olmaz. Yani benim oyunumu alsın adam istediği gibi yapsın. Hatta mutlu olurum benim oyunumu emek gösterdiği için. Ama hani bunu yapması... Çok anormal bir şey mi sizce? Bunu söyleyeyim. Bence çok anormal bir şey değil. Adam bunun olmasını istemiyor. Sonuçta mülk kendisine ait ve bunun olmasını istemiyor olabilir. En başından beri böyle bir durum alsa, yani duruş gerçekleştirmiş olsa hani diyeceğim ama senlerce... Ama en başından beri modla ilgili zaten kesin şeyleri yok muydu adamda? Ama yani şimdi yani bu zamana kadar şimdi vardı evet bazı yani birkaç sefer daha duyduk işte bazı modları gene engelledikler oldu. Red Dead Redemption'la alakalı böyle bir durumlar oldu. Gerçi orada legal bir durum var mıydı? Vardı galiba. Tabii yani istedi. Adam bayağı oyunu tamam, onu hatırlayamadım. Yapıyordu adam Take Two'da diyordu ki yapma hani. Ha, ya böyle bir durumlar olduğu zaman gene kısmen bir yere kadar anlayışla karşılıyorsunuz ama bu zamana kadar çıkmış olan bütün modların çıkmasında hani iyi kötü payı olan bir tool'u, aracı bu kadar zaman sonra engellediğiniz zaman bir yani şimdi mi bunun zamanı? En başında hani ya bir şey olsaydın ne diyeyim? Adamları uğraştırmasaydın diyorsun. Ha, bir uğraştırmasaydın bir de şey de var ya yani, insanlar artık böyle oynuyorlar ve bayağı çekinen insanlar da var. Şimdi Rockstar böyle bir şey yaptıktan sonra mod kullananlar acaba banlanır mıyım? Çünkü şey var bu OpenIV dediğimiz tool aynı zamanda şeyi de sağlıyordu size. Oyunun gerçek yani kaynak kodları değil de yani ana dosyalarının corrupted olmasını engelliyor ve dolayısıyla istediğiniz zaman o modları kapatıp onlardan da girebiliyordunuz. Hani öyle bir yanı da vardı. Ulan şimdi ne olacak, ne bitecek falan insanlar. Hiç herkes tereddütte bir düştü yani. Evet. Yani bu doğrudan doğruya tüketiciyi yani oyuncuyu etkileyen bir şey olmasa belki bu kadar olay olmayacaktı ama yani geliştiriciyi ayrı etkiledi. Single player oyuncularını ayrı etkiledi. Çünkü zaten GTA Online tarafında hani hile yapıldı da banlandı falan gibi bir olay değil bu. Single player tabii. Oyuncuları daha çok etkileyen bir şey bu. Adam yani kendi kişisel oyununu modda oynamak istiyor yani. Evet ya yani en başından beri biz arkadaşlar bunu desteklemeyeceğiz, desteklemediğimiz gibi yasaklamaya da çalışacağız elimizden geldiğinde deseler ilk çıktığı zamandan beri.
Belki evet. Anlaşılabilirdi ama orada biraz kaçak sonra... dövüştükleri aşikar gibi yani. Duruyor gerçekten de yani. Hani ben de o konuda evet biraz şey yani çünkü modda oynamak eğlenceli bir şey bana sorarsan. Evet hani yani. PC oyuncuları bunun için zaten en başta PC'ye beklemesinin sebebi bu. Belki de evet adam modda yani. Oynamak istiyor, modları denemek istiyor, modla şey yapmak istiyor. Hani dediğin gibi belki bir anda değil de tabii bu kadar etkileyecekse sıkıntı. Ben de bir oyuncu olsam PC'de oynarken ulan acaba modları silsek mesela yani, bu evet. Konuda açık olması lazım adım. Arkadaşlar aynen, mod evet. Yükleyen varsa silsin ama oradan da şey tabii bir anda hani... Ulan mod yapmasın diyor. Bir yandan da oyuncu kaybetmeyelim tribinde çok evet, da dillendirmiyor evet. Mevzuyu galiba. Kaçak dövüşüyor. Ya şey zaten var. Şu durum etkilemeyecektir vesaire falan dedin ama GTA 4'ten bahsediyor olsaydık etkilemeyecek diyebilirdik ama GTA 5'i etkileyecektir. Şöyle etkileyecektir. Nasıl etkileyecek? Microtransaction var. Hani o satışlarda yani para satışında oyun içi para satıyorlar. Hani Steam'de vesaire evet. Falan filan. Satın alımlarda düşme olacağına ben çok net inanıyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben de çok inanmıyorum düşme olacağına. Ya çok büyük olmayabilir belki. Yani birdenbire sıfıra düşmeyecektir. Hani hiç umurunda olmayan insanlar normal devam edecektir zaten bu alımlarını yapmaya ama ben kardan zarar edecekler en azından. Atıyorum 20 kazanıyorsa 19 kazanacak diyorsun. 19'dan daha az yani 14 10 yani %30 %40 düşebilir. Yani çünkü yani inanılmaz bu zamana kadar toplam hani ilk çıktığı günden bu yana 200 bin oylanmış. Son bir ayda 45 bin oylanmış. Yani vallahi bak, bu kadar insan kızgın. Kızgın. Ben Call of Duty'nin dislike'larını hatırlıyorum. Sonra da oyunun gene iyi sattığını hatırlıyorum. Yani hani oyuncular genelde kızgın oluyor ama efektifte yani bir şey mesela şöyle düşün. Bir markayı protesto ediyorsun ama gidip gene bir hafta sonra onun ürününü yani, almaya devam ediyorsun gibi bir mevzu var. Elin mahkum şimdi. Yani oyunu almak kendi, gibi değil ama işte. Anladım. Bak, oyun içinde harcama var. Gerçek hayattaki aldığın hizmetleri düşün. Bazı markalar, şirketler var ki lanet ediyorsun yani o kadar rezil ki yani hiçbir çözümü yok ama başka bir alternatifin de yok. Mecburen ona gideceksin. Bunun gibi bir şey yani. Yani tip GTA'da alternatifsiz oyunlardan yani, biri olarak görülebilir. Alanında lider yani. Başka GTA tarzı ne var? Güzel bir reklam. Ben Rockstar olsam böyle alanımızda lideriz. İnşaat firması Rockstar İnşaat hoş geldiniz. CEO'su izliyor şu an bu çocuğu işe alın. Tuncay Rockstar'a kapak atıyor. Rockstar Türkiye Başkanı. Yani GTA 6'ın satışlarını eklemeyecektir. Ama ya da Red Dead Redemption 2'nin. Dediğim gibi microtransaction tarafında böyle bir düşüş olabilir diye ben şey yapabiliyorum. Rockstar ben sırf bu yüzden Take-Two'da anlaşmalı. Pis işleri Take-Two'ya yaptırıyor olabilir. Olabilir, olabilir. Abi biz oyuncuların sevdiği bir firmayız. Lütfen siz yapın bizi uğraştırmayın diye böyle. Diğer haberimiz ne abi? Diğer haberimiz de güzel bir haber çünkü. Diğer haberimiz aslında iki haber birden. Kısaca bahsedeceğim bir kısmından. Şimdi Hitman. İki film birden geldi. Evet. Biliyorsunuz IO Interactive yani Hitman. Son çıkan Hitman oyununun ilk bölümü aslında bakarsanız bedava olarak. Siz bu videoyu izlediğinizde ne olacak, ne zaman olacak bilmiyorum ama yani 20 Haziran saat 6-7 Türkiye saatiyle 6-7'den itibaren bedava olarak demoymuşçasına ekleyip hesabınıza oynayabileceksiniz ilk bölümünü. Ya bu ilk bölüm neyi etkiliyor? Yani ne var bunun içerisinde? İki tane hikaye görevi var. İki tane Escalation Contract denen şey var. Gibi bir şey gibi, var. Bir şey var. 40 Challenge, 17 Achievement ve oyuncuların o bölümlere dair yarattığı bütün kontratlar oynamaya açık olacak. Yani bayağı dolu bir şey var aslında. Sadece demo gibi de değil. Aslında biraz fasafisi oluyor. Evet yani tamam. Önemli evet, olan evet. İlk bölüm olması. Oyun önemli bir şey. Yani diğerleri biraz daha çok hani... Ya toplam 6 episodu var. Prolog ve birinci episodu veriyorlar gibi bir durum evet. Oluyor benim anladığım kadarıyla bundan. Bunu da niye yapmışlar? Ah soy ismini unuttum ama Hakan... Neyse. Türk bir arkadaş mı? Ya galiba Türk asıllı. Soy ismi yabancı yine. Keşke not alsaydım. Neyse önemli değil. Bizzat kendisi IO Interactive'in CEO'su falan gibi bir şey oluyor. Teşekkürler Hakan. çıkıp açıklama yapıyor. Ne yaptıysan sağ ol. Ne yaptılar? Şunu yaptılar. Square Enix'ten IO Interactive kendi haklarını alıp aslında IO Interactive artık bağımsız bir şirket. Square Enix'ten satmaktan vazgeçti Square Enix'i yani. Yok Square Enix sattı kendisine sattı IO Interactive. Ha yeterli ama kendisine kendi satın aldı. Almış yani. Çünkü biliyorum Square Enix satmak istiyordu IO evet. Interactive'i. Bunu bilmiyordum ama bu benim için yeni bir gelişme oldu. Birkaç gün önce olan bir ikinci haber bir şeydi bu. Evet. O tamam. Haber içinde haber olan kısım bu. IO Interactive kendisini satın alınca artık biz şey demişti zaten Hakan da. biz artık bağımsız bir oyun firması olarak ilk hamlemizi de böyle yapalım istedik. Size işte hani bedava olarak bu kısmını tamamlayacağız. İsterseniz geri kalanını da satın alabilirsiniz falan gibilerinden böyle bir şey gitmiş. Şu an çünkü oyun kötü bir oyun değil. Lütfen iyi bir oyun. Tek sıkıntısı bölüm bölüm yayınlanmasıydı. Square Enix büyük ihtimalle bölüm bölüm yayınlanma olayından biraz vazgeçecek gibi. Çünkü biraz ağzı yandı gibi hissediyoruz. İkinci sezonu ya da çok kısa bir sürede yayınlayacak çünkü falan. Çünkü şöyle bir şey var. Final Fantasy 7 için 3 part haline gelecek. Yani oyun çok büyük olacak diyorlardı. Duydun mu sen onu? Duymadım yok. Final Fantasy içinde yok öyle çıkacaktı yani öyle konuşuldu en başta. Tamam. Part 1, part 2, part çünkü o kadar geniş olacak ki tek de veremeyiz falan deniliyordu ama bu Hitman'in başarısızlığından sonra satış anlamındaki bekleneni veremesinden sonra Final Fantasy 7 acaba tek part halinde mi gelecek diye tekrar konuşulmaya başlandı ama o tek konuda hala bir şey var. Nasıl veremeyiz ya? Çok kadar, geniş oyun. Geniş, ne kadar geniş yani? Ne bileyim ama ben mi yaptım? Hayır, oyun herhalde ya normalde çok büyük bir oyun ya Final Fantasy 7. Bir de tam grafikleri büyük. Fullleyince
herhalde şey oldu. Bir de adam dedi ki beleşçilik misali biz bunu 3 part halinde yaparız. Part 1, part 2, part 3 dedi herhalde. Ondan bilmiyorum. Ben de ama iyi bakmam yani. Tabii canım öyle şey mi olur ya abi? Square Enix artık terk edecektir olayı. IO Interactive'de bir daha girmez o topa diye ben de tahmin ediyorum. Bendeki haberler biraz daha konsol odaklı haberler. Şimdi Xbox One X biliyorsunuz yakın zamanda duyuruldu. Bir de yani üzerine pek çok goy goy yapılıyor. Ne oldu, bir yere mi gideceksin? Ne oldu? Gördüm, saatine baktım. Uzatma para abi. Bak, abi adam kendi haberlerini söyledi, sonra saatine bakmaya bak. Bu nedir kardeşim? Kamera akıyor. Film yanıyor. İlk haberimiz Xbox One X'ten olsun. Xbox One X'le ilgili pazarlama müdürü şöyle bir şey söylemiş. Üçüncü parti firmalar demiş, konsolu gördüğü zaman demiş, bayağı övüyor. Ya yani övmekten kastım hani şöyle cümleler koymuş. It's no bullshit falan hani. Ya bakın bu harbiden, aslında Türkçesi şöyle diyebiliriz. Bu harbi bak dalga geçecek bir şey değil, bayağı baba bir şey yapmışlar gibi bir şeyden bahsediliyor. Bayağı övmüşler, burada göstereceğimiz oyunlar için çok heyecanlıyız falan filan gibi konuşmuş. Ama yani temelde şöyle bir sıkıntı var. Xbox One X'e özel bir oyun olmayacağı için. Evet. Yani Xbox One da var sonuçta orada. Keza PS4'te PC'yi kenara koyuyorum. Ne yapacaklar anlamadım. Hani ne olacak? 4K tamam güzel gözükecek falan da hani ne yapacak? Bambaşka bir dünyayı mı yelken açacaksın? Nasıl? Gerçekten merak etmeden soruyorum. Küçümsemek için sormuyorum yani. Hani ne kadar fark ettirebilirsin ki? En başta başkasının övgüsünü anlatıp kendi konsolunu tekrar üstüne övüyor. Hani ya, övüldüğünü vurguluyor adam. Övülüyor orada. Ama dediğin gibi yani bir şey yok. Şimdi bir numarasını görmedik daha. Ya bunu diyor ki 3. parti yapımcılar yani Ubisoft falan söylemiş mesela bunu. Hani öyle söylüyor. İsim vermeden Ubisoft böyle şeyler söylemiş falan diyor. Ya şu anki Xbox sevenler mutlaka Xbox One'ı almıştır. Hani mutlaka yeni nesle geçememiş olanlar da vardır. Ama olanlar hani, için mesela hiç almamış olursan konsol alabilirsin. Ne kadar kişi vardır ki yani, hem Xbox One alacaksın hem bunu alacaksın üstüne bir de. İşte Xbox One almayanlar için belki de bir. Ya PS4'ten PS4 Pro'ya geçen benim tanıdığım bayağı bir insan var. Belki Xbox One'da kendi Xbox One'larını satıp X'e geçip. Ama şimdi bir de PlayStation tarafında oyun var hakikaten, hani özel oyunlar var. Ya o zaten o tartışma yani bambaşka bir tartışma. O kritik tartışma o zaten. Ya sen Türkiye'yi düşünme, hani yurt dışında biraz farklı bakıyorlar bu işlere, ondan dedim. Yani bilmiyorum, ben algılayamıyorum. Parası olan adam alır belki ama yani bir aslında mantığı yok. Aslında yurt dışında da bayağı dönüyor tartışması bunun. Hani hardcore oyuncular tarafından dönüyor. Hani normal biraz daha casual dediğimiz tayfa dışında. Hani Xbox One X'i neden almalıyız? Niye ekskluzif yok falan. Bayağı yaygara kopuyor. Phil Spencer çıkıp anlaşma yapıyoruz falan diyor ama nitekim PC'de de oynayabiliyorsun aynı oyunu. Ne kadar anlaşma yapsan da ne esprisi var merak ediyorum. Neyse, Xbox One'a cevap verecektir elbette. Neden almamız gerektiğine dair. Ya sadece bakın bu o kadar güçlü bir donanım ki iyi bir cevap değil. Çok güçlü donanım sistem PC alırım çünkü. Sonuçta PC'yi geçemezsin yani, derken paraya, bak daha ilginç bir haber. Daha ilginç bir habere geçiyorum şimdi. Forza 7'yi yapan adam demiş ki Forza 7'nin Xbox One X'teki yani görseline kavuşmak için bayağı işte devasa milyar, bir PC lazım. Yani evet bin liralık, binlerce liralık PC alman lazım falan demiş yani Xbox One X için. Hani öyle bir para harcamanız gerekiyor ki sizin Forza 7'nin Xbox One X'te gözüktüğü haline gelmesi için demiş. 4K 60 FPS falan diye de iliştirmiş. PC tayfası bayağı gülmüş, dalga geçmiş adamla. Daha önce de benzer bir açıklama yapmış bu abimiz. Yani geyiği alınacak bir açıklama yapmış daha önce de. Bayağı haberi okuduğum yerde bayağı şey diyordu. Ha gülüme falan diye böyle. Tabii oyun çok güzel gözüküyor ama hani işin gerçekten çok iddialı bir şey. Bayağı binlerce liralık PC almak, bir de bizim tarafta öyle olabilir de. Aynen. 800-900 dolar tamam, gene hani Xbox One X kadar 500 dolara toplayamazsın belki ama yani 800-900 dolara çatır çatır da oynatacak şeyi toplarsın. Aynen. Yani 1500 dolara ya 1500 dolara bayağı şahane PC dizebilirsin yurt dışında yani. Mesela hani adamın bahsetti çünkü bayağı öyle bir şey demiş ki 6-7 bin dolarlık PC falan ihtiyaç var gibi bir cümle kurmuş. Öyle bir dünya yok. Yani bir de sıfırdan bunu yapmak var. Bir de hali hazırda zaten PC'm vardı. Belli şeyleri upgrade edersin. Hani ikisinin maliyeti de farklı sonuçta. İlla hani böyle de düşünmemek lazım. Ya oyununa verken biraz abartmış. Sanki öyle bir konuşmuş ki Xbox Forza 7 PC'ye gelmeyecekmiş gibi. Hani ya Microsoft bir şey diyor. Adamın söylediği bambaşka bir şey. Öyle bir söylüyor ki PC'de bunu oynamanız için sizin dizmeniz lazım falan. Ulan oyunun PC'ye de geliyor oğlum. Niye böyle söylüyorsun? Aynen. Hani yani PC'de Xbox almıyor. O zaman neyse, ben Xbox One X almam. PC'de de oynayamayacakmışım. Hadi geçmiş olsun. Lanet olsun falan diye bıraktı işi. İşte çözemediğimiz o zaten. Hani hem PC'ye çıkıyor hem ona çıkıyor. Birbirinin rakibi gibi de oluyorlar. Hani bu satışı bölmüyor mu bu? Hani bir mantığını ben anlamıyorum. Şu an yani çok fazla bizim çözemediğimiz ayrı bir şey mi var acaba? Satışları yurt olumlu anlamda mı etkiliyor? Yurt dışında diyorum ya. Hani, yani biz belki sadece yurt dışı perspektifinden bakıyoruz. Yurt dışında herhalde belki de şey standarttır. Hani PC'nin yanına bir konsol almak bir standart halindedir. O konsolun Xbox mı PC mi? Gene niye
Ya, tamam onlar da şimdi oyun dışında eğlence tamam, aracı olarak da kullanılıyor okey ama... Oyunda oynayacaksın yani sonuçta. Oyunda oynayacak. Bir de donanımı ön planda. Bir yandan şey falan da var tabii, sadece oyun ve Xbox ve PC bazında bakıyoruz da Windows Store diye de bir şey var. Windows Store üzerinden satmak ve oradan işte ne bileyim hani... Tabii onu anlıyorum. Onu büyütmek falan filan tamam, gibi okay. De çok şey var da çok bunu anlatmayacaksın. Bu adam anlatmıyorsun, bunu ondan sonra konuşuyor. Ondan sonra PC. Güzel kardeşim öyle değil işte. Yani. Oğlum dur yarın Almanya'da falan denk geliriz şimdi sıkıntı olmasın diye. Ben seni biliyorum, sen değişik konuşan adamsın falan diye. Ya PC'ye yaptıkları yatırım mantıksız değil zaten. Sadece bir sıkıntı var orada. Evet. Şimdi PC'de de oynayabilirsin, konsolda. Abi adamlar yeni yeni kelimeler üretiyorlar. Bilmem ne ekskluzif. Sadece PC ve konsol ekskluzif. Yani tamam lan, ne kaldı zaten daha geri? Hani ekskluzif olmuyor oğlum o zaman demesi lazım. Aynen. Bu adamlara. PlayStation'da çıkmıyor demeye başlayacak. Evet, PlayStation'da yok. Bunu diyebilirsin. Çünkü özel oyunun yoksa zaten arada fark kalmıyor ki artık. Hani tak zaten Xbox'ın kontrolü de çalışıyor PC'de. Televizyona yansıt. İlla televizyonda oynayacaksan uzan kanepene. Aynı mantık. Bilmiyorum. Yani herhalde belki de biz şey yapmıyoruz. Yani PC'si olmayanlar için gene bir alternatif Xbox One. İyi bir alternatif aslında PC'si olmak. Çünkü bayağı oyun geliyor baktığınız zaman. Hani PC'yi devre dışı çıkarttığın zaman Xbox One alabilirsin. Hani mantıksız bir yatırım değil ama. Orada da şu var. Şimdi bilgisayar gene aynı muhabbet ettim. İlla ki bilgisayarın vardır evde ya da bilgisayarın olmak zorunda. Onu gönderdim. Şöyle düşün. Hani ben yakın zamanda bir ekran kartı aldım çünkü yetmiyordu artık. 1500 lira verdim. 1080 almak isteseydim 3500 verecektim. Ulan 3500 lira onun upgrade'ini yapmaktansa filan gibi. Hani bilgisayarım hala da devam orada eder. Orada hemen eski şey gelecek. Oyun. Ha. Ya, o yani evet. Var ya böyle hani sonu olmayan çok ilginç bir. Bunu var ya gerçekten analiz etmemiz lazım. Ya madde madde. Neden Xbox One'dır, neden PlayStation 4, neden PC yapılır? Hani bunu bayağı ama sonuçta... Gene çıkamayız. Yapanlar da var. Bir de demiştim ya daha önce de hani 3 aşağı 5 yukarı aynı harcıyorsun bir de en sonunda baktığında yani. Ya oynamak pahalı bir şey özellikle. Bir Türkiye'de yaşıyorsak bayağı para... Ha, Türkiye'de ayrıca yani. İşte lüks sayıldığı için falan filan çok öyle bir yanı var. O yüzden belki PC'ye kaymak isteyebilirsiniz. Geçiyorum o zaman son haberimiz. Bu kez de PlayStation 4'ü biraz cincıklayacağız. PlayStation Spider-Man'le ilgili şöyle bir haber çıktı. Ben bunu duymuştum. Fuarda da üzerine konuşmayı unuttum sonra. Fuarda Spider-Man'de şöyle bir şey söylemişlerdi. Verebileceğimiz en güzel FPS değeri gibi bir cümle çıktı adamın ağzından. Hani FPS değeri falan konuştu. 14 işte. Falan. 10 çıktı. 1080p olacağını söyledi ama üzerine şey söyledi mesela. FPS değerinde işte en iyi optimize ne edebilsek o falan gibi bir şey söyledi. Oyuncuların faydasına olacak. Buradan ne anlıyorsun? 60 FPS olmayacak bu oyun. Hani 60 FPS olacağını söyler çünkü 1080p 60 FPS deyip geçerler. Ya adam... Konu hakkında yetkili biri değil mi diyeceğim de yetkili biri yani. Yetkili biri zaten açıklama geldi sonra. Oyun 60 FPS olmayacak. Spider-Man'in PlayStation 4'e özel olacak oyunu. Ve şöyle ilginç bir şey var. PS4 Pro'da da 60 FPS olmayacak. Allah Allah. Yani nerede 60 FPS olacak? Hiçbir yerde 60 FPS olmayacak. Onun dışında FPS değerinin zaman zaman şey olacağını söylüyorlar. Yani artacağını 30 FPS sabit. Genelde ama zaman zaman hani akıcılığı sağlamak için belki bazı yerlerde hani FPS değerinin değişkenleşebileceği söyleniyor. Bir de şöyle bir şey var. PS4 Pro'da açık dünya oyunu yapmak, açık dünyanın çok 30 FPS'ye kitle evet. Genelde hani bu konsollarda. Ya bir sonraki jenerasyona kadar bu mümkün olmayacağına dair şeyler söyleniyor. Ama işte orada Xbox One X çıkıp bizde olsaydı biz yapardık diyebilir. Diyebilir. Keyfim kaçtı şimdi. Evet 60 FPS önemli miydi senin için? Yani. Önemli miydi 60 FPS senin için? Şimdi yani oyunu oynarken etkisini göreceksem kötü şekilde tabii ki de. Ya şimdi o tabii şöyle bir şey var. Neyde oynadığına, hangi monitörde, hangi TV'de oynadığın oyunun ben ne olduğuna kadar değişiyor. Bende de yok. Yani ben zaten 30 FPS'yi kabullenmiş bir insan olarak oynuyorum yani ama adamlar exclusive oyun yaptığı için onun rahatsız ediciliğinin olmayacağını varsaymak istiyorum. Yani. İnşallah vallahi öyledir. Yani. Öyle bir baktık sizin derdiniz beni ilgilendirmez. Hayır. Ben gerçekten kızıyorum yani. Hani tamam bir konsol sahibi olmama rağmen ki hani almama sebeplerimden bir tanesi de bu. Ya 60 FPS artık standardı. Bu sektörün standardı 60 FPS arkadaşlar. Yani hani... Hiçbir zaman bu sektörün standartı 60 FPS olmayacak ya. Niye olmayacak? Yani 60'ı hatta 144'ü tercih olmamız gerekiyor bizim mantık olarak şu anda. İşte hissediyorsun ya bunu söylediğin zaman arkadaşlarım gülüyor. Hearthstone'da bak bayağı kart oyunu. Medium, high, low vesaire diye sadece o kadar yer var ama medium'da 30 FPS çalışıyor, high'da 60 FPS çalışıyor. Onda bile hani kart animasyonunun gidişini görüyorsun çünkü algılıyor yani onu beyin. Bak 60 ile 144 arasındaki ben algılamıyorum. Algıdan belki onun da vardır. Gerçekten 60 ile 144 arasındaki fark çok büyük olmayabilir. Onu anlayamıyorum. Ama 30 ile 60 arasında gerçekten fark ediliyor ve Spider-Man fark gibi ediyor. Sürekli sağa sola yani çok güzel yapabilirler. Mesela The Order 1881 de güzeldi. 30 FPS 86. 86 çok farklı affedersin. Sen ayrıca sevdiğin için özellikle özür diliyorum senden. The Order 1886 tamam 30 FPS'ydi. Çok belki sırıtmadı vesaire falan ama yani 30 FPS'ydi anlaşılıyordu. Hani sonuç itibariyle bir negatif de etkiliyor sonuç itibariyle shooter seven insanları. Ya ben hiç şey
60 ve 30 FPS farkını anlayabiliyorum tabii ama hiç bu zamana kadar beni rahatsız etmedi mesela bu oyun niye 30 FPS diye. Şöyle bir rahatsızlığı oluyor. Oyunun cinsine göre değişir. Mesela evet. Bir spor oyununu 60 FPS oynamazsanız gerçekten rahatsız ediyor. Yani spor oyununun 60 FPS olmaması gibi bir şey söz konusu mümkün değil. Olamaz zaten. Akıcı olması lazım oyun. Çünkü devamlı kamera böyle. Yani çünkü bak bir de işte 60 FPS 30 FPS sadece ben gördüm olayı değil. Sizin refleksiniz ya daha doğrusu tepki sürenizi de etkileyen bir şey o FPS. Şu gördüğünü ona göre. Mümkün değil yani. Ya şimdi orada mesela orada da rahatsız olmaz. Çünkü zaten sinematik ağır ilerleyen. Aynen öyle. Yani yavaş akışı biraz daha nispeten yavaş olan bir oyun ama Spider-Man gibi hareket odağının olduğu. Yerinde duramayan adam abi sürekli oraya at, zıpla, koş, atla. Ya bir de şöyle mesela muhabbet var Spider-Man'le alakalı. Fiziği o kadar gerçekçi yapmışlar ki ve o kadar karakteri hani yönetirken serbest olacak mısınız ki iyi oyuncular gerçekten Spider-Man'le çok hızlı ve manevralı gidebileceklermiş. Yani standart bir diye ki videoda çok standart gidiyordu bu arada. Fark ettiğiniz bilmiyorum. Hani bir iki güzel hareket yapmıştı ama. Yani genelde hep aynı animasyon yapıyordu ama onun olmayacağından devamlı olarak hızınızı çok arttırabileceğinizi falan söylüyorlar. Hani Spider-Man kullanmayı gerçekten becerebilen oyuncular için söylenecek bu. Ama o mesela 60 FPS'yi beraberinde getirmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ya motion blur'a dayayacaksan hani bunun ardından o motion blur hem zaten bir kere mideni bulandıracak ekranı uzun süre baktığın zaman. Ya da hadi diyelim ki çok alışkınsın miden bulanmadı. Videoda hiç motion blur basmamışlardı. Ha yoktu evet. Ama güzel süper hızlı gitmiyordu. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Aynen öyle. Hatta ağ atma animasyonu bana sonradan izlediğimde geldim biraz böyle lan niye bu adam daha hızlı gitmiyor ki falan gibi düşündürdü. Standart ağ atmasından bahsediyorum. Hani şekil hareketlerinden bahsetmiyorum. Çıkmadan konuşmak zor tabii ama tabii. Ben burada sinirlendiğim şeyi söyleyeyim. Benim sinirlendiğim şey aslında 60 FPS olmaması değil. Benim sinirlendiğim şey PS4 Pro oluyor burada şimdi. Ulan o zaman... Niye yaptın değil mi? Kardeşim yani, tamam o yani. O bile olmuyorsa... Hani ne şimdi bu? Ne yapacağız? VR mı oynayacağız? Yok 4K 30 FPS olacaktır herhalde orada. Evet tabii. Yani. Öyle olacak ama yani mesela aldın 4K TV alamadın da veya başka bir şey oldu. Bir manası. Upscale etti falan hani biraz FPS'yi oynamıyorlar mıydı orada? FPS daha iyi olmuyor muydu? Öyle değil miydi abi? Hayır, bu nasıl yeni nesil ben hala anlamıyorum yeni yani. Yeni nesil değil ki onun bitti hadi yeni nesil. Hayır, yeni nesil diye girdik ya yani nasıl yeni nesil? Yarısında yeni konsol çıktı o bile işini görmüyor. Ne anladım ben bundan? Abi artık zaten böyle olacak. Konsolların jenerasyonu çift gidecek. Yani. Böyle olmaz abi. Çünkü teknoloji eskisinden çok daha hızlı gelişiyor. Yani hatta üçlü bile gidebilir ben sana söyleyeyim yani. Hatta silimi falan sayarsan üçlü gidiyor olmaz. Diye. FAT kasa sonra silim kasa sonra bir üst versiyonu Pro. O zaman olsun. En mantıklısı konsolun ömrünün sonuna doğru konsol alıp hepsini toplamak yani. 4 sene evde oturacaksın ondan sonra hepsini tık tık diye dizeceksin. Ben söyleyeyim ben çok mutlu bir oyuncuyum. Neden? Çünkü hiç FPS değerine takılmıyorum. Çok da seviniyorum takılmadığım için. Yani ama takılanları anlıyorum. Anlamıyorum değil yani. Niye takılmıyorsunuz ya falan demiyorum. Tabii. Ama ben hakikaten yani %1 bile rahatsız olmuyorum. Eğer hakikaten rahatsız değilsem aynen. Ki eminim ki yapımcı da bunun farkındadır. Adam sana söylüyor hani kesinlikle rahatsız etmeyecek oyuncunun gayet oynayabileceği bir deneyim ortaya çıkartacağız diyor. Ya biz biraz hard girdik ama Spider-Man üzerinden genel bir eleştiri yapıldı gibi oldu aslında. Evet burada. Biraz öyle oldu. Bir de şey de var. Herkes hissettirmeyeceğiz diyor. Onu hissettirmeyene yok herhalde yani hissediyorsun neredeyse. Benim aklıma gel. Hayır ya şey oyun şey açısından diyorum ya oyun zevkini baltalaması açısından diyorum yani muhakkak ki denk gelmişsindir. Hiç mi bu zamana kadar 30 FPS olduğu için ya ulan bak bir problem var işte kontrollerle vesaire 30'un falan. Altına düşünce anlıyorum problem olduğunu genelde. Ama işte mesela 30'a kilitlediğin zaman 36'a düşmesi de daha biraz bir kolay oluyor falan filan yani. Bilmiyorum bu niye şimdi 20'ye düştü? O artık optimizasyonu işte, yapabilirsin yani. Sıçmış diyoruz onlara ya o artık yapacak bir şey yok onlara. Mesela Sniper Ghost Warrior'u izlerken 10 FPS üstü çıkınca seviniyorsun falan böyle. Neyse efendim bayağı uzun konuştuk. Bayağı uzun konuştuk. Var mı ekleyeceğiniz şey arkadaşlar? Yok. O zaman veda edelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.